mahalle tanıyor. Gerçi yolda da kapıyormuş. Abi iyice şey... Çektim abi. Arıç abi hiç yakışıyor mu sana? Arkada biri kalmıştı. He. İstersen bekle bakıyorum mesela. İleriye mi açacağım? Abi onları geçebileceğim mi? Gideyim ben ya. İki fotoğraf daha çekerim arkadan. Abi o yeşil köyü geçmiş. Şu gergele şelalesine dön dedim ben ona. Baksana uçuyor.
şeye gelemedi ki. Hasankaya'ya gelemedi dedi. Gelememiş. Trump kızı saçma. Benim izlerimden niye bu kadar hemen geldi? Kaldırımdan atlıyorum, zıplıyorum diyor. Ne günlerdi? Çocuk Bartın'ı görmüş, tanımış bunu. Aa, vahap abi zıplıyor abi diyor. Şey, hani abi Ecik'i beğendim. Hani? İsteyeceğim abi. Nerede hemen? Oğlum. İsteyeceğim abi. Kamil abi değil misin? Tamamdır abi. Aydın ince çek Aydın. İnce olsun Aydın. Uzaktan çekiyorum abi. Düşünün.
da. Çağırdı ben de. Burada zaten. Ne zaman? Bilmiyorum ki proje ne zaman biter. Burada proje var. Normalde sen buradaki şirkette çalışıyordun. Ya burada ben asansörde çalışıyordum da ben asansörü bıraktım. Geçici olarak ya. Mart'ta iş bulmak zor oluyor. Kamyonete bineceğim dedi. Binmedi sonra. Aa, sorunu çözdüm. Ekran kullanıyor. İniş var deyince devam etti o. Aslında binecekti kamyonete. Orada yorulmuştu.
valla. Geçin, para mı istiyorlar? Geldiklerinde bir ışık görüp geceleri sığınabilecekleri bir liman olduğunu biliyorlar Amasra diye. Sizin karşınızda, çadırın karşısındaki iki mendireğin ucunda da iki tane fener var. Biri yeşil, biri kırmızı. İşte gecede yeni şeylerde onlar. Eskiden o taş kulenin üzerinde ateş yakılıp gemilerin gelmesi sağlanıyormuş. Yani benim anlatacağım pek çok şey buranın denizciliğine dair olacak. Çünkü geçmişi öyle. Şu yarımadanın arkası eski kent, yani en çok eser burada göreceğiniz şeyler, şu müzenin bahçesinden anlayacaksınız, Roma dönemine ait. Roma öncesi eserler de var. Burada depolar, antrepolar, limanlar falan yapılmış. Roma, Roma'dan kalkıp bütün bu coğrafyayı yönettiği için, buralara valiler atayıp bir şeyler yaptığı için devam eden bir medeniyetler zinciri var. Onlar hep üst üste bir şey koymuşlar ya da işte bir öncekinin taşlarıyla yeni şeyler yapmışlar. Hep onları göreceğiz. Bu şehrin son döneminin kararını siz verin. Ama şu Fatih Sultan Mehmet, şu elini uzatmış olan, İstanbul'un fethinden sonra Trabzon'a almak için giderken buraya da uğrayıp burayı alıyor. Kimden alıyor? Buradaki yönetim o sırada Cenevizlilerdi. Limanın yönetimi Cenevizlilerdi. Cenova ve Venedik biliyorsunuz İtalya'nın yarımadanın iki tarafında iki deniz ülkesi. Bunlar Bizans'tan Akdeniz ve Karadeniz'deki ticaret yollarındaki bu kentlerde ticaret yapma yönetme yetkisini almışlar. Hatta İstanbul'dan sonra 3 sene sonra burayla pazarlık yazışmaları var buraya ilişkin. Fatih'le diyorlar ki size Amasra'yı verelim ama Galata'dan çıkmayalım. Çünkü Galata'da Cenovaların tuttuğu bir yer. Sinop'ta da var. Çeşme'de ve aşağısında da var. Bir rota burası. Mustafa evet. Hoca'nın rehberlik ettiği bir UNESCO çalışmamız var. Yani UNESCO'ya bu nedenle de girmeye çalışıyoruz. Cenova rotasındaki kaleli kentler projesiyle. Biraz onlardan söz edeceğiz, biraz denizcilikten söz edeceğiz. Şu Fatih'in lalasına tepede söylediği bir şey var. Diyor ki, Şişmi Cihan bu mu ola diyor. Dünyanın gözü bu mu ola diyor. Hep böyle bir iki düzeltme yapacağım buradaki geleneksel anlatıma göre, resmi tarih anlatımına göre. 17 Ekim. Bugün. Evet. Önemli bir tarihte buradaymışız. Burayının alınışını. Evet. Zaten o yüzden buraya geldim. Mustafa Hoca mı benziyor? Ben mi benziyorum Fatih'e? Artık siz karar verin. Üstü bulunlar. Evet, evet. Biri işte. Biz birbirimize lala oluruz. Evet. Ya da ben Mahmut Paşa olayım. O çünkü denizden gemiyle gelmiş.
O da lalasına yukarıda Çeşmecan bu mu ola demiş. Dünyanın gözü bu mu ola derken Fatih bu sözü söylenmiş diye anlatılıyor. Böyle diyorlar, burası orası mı diyor aslında. Niketas diye bir tarihçi onu söyleyen. Daha önce de yani burası tespit edilmiş ve beğenilmiş bir yerdir. Şimdi üzerin bahçesine gidelim. Orada bir şeyler isteyeceğim sizden ama biraz ders yapacağız. Tamam mı? Hadi gelin. Denize girmedin. Yok hocam. Zarar etti. Burada girerim diye. Orada da girmedim. Merhaba. Muğla'dan selamlar. Merhaba. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhaba. Aydın abiniz YouTube kanalına hoş geldiniz. Kendinizi görürüz artık. Denize sıfır. Hayır, denin ki kendisiniz. Yok. Denin ki kendisiniz. Çıkabilir misiniz? Lütfen. Hocam diye de büyüklerin. Evet, dinleyicilerden bir tane. Şu arkanızdaki bakın gene bir fiyatı taşı görüyor musunuz? Göremedim ya. Taştaki ifade verdi. Hatırladığınız zaman. Ömer abi göremiyorum. Bulmuş şeyler. Ben dualım mı? Güreşte, ciritte, ok atmada birkaç şeyde daha olimpiyat şampiyonu oldum. Ve antrenörüm de getirdi beni memleketimde. İşte burada yatıyorum. Şuradakileri hanımlarımız, kızlarımız, arkadaşlarımız görsünler. Bir de bir bayan mezar taşı var şurada. Onun üstündeki resimlerde. Biraz geri gelirseniz artık görsün. Burada yatan da iyi ev kadını diyor. Güzelmiş ama bir ayna var. Bir de eşini çok seviyormuş. Oradaki ifadeler bunlar. Yani orada yazanlar. Bu kadın kendine bakıyor. Ayna filan var. Ailesini seven birisi diyor. Ya en iyi kadın. Sobaya bak, şey bak. Burada göreceğiniz eserlerin tümü aslında böyle bir kentte olması gereken arkeolojik kazılarda bulunması gerekirdi. Şu ana kadar bir arkeolojik kazı tamamlanmış değil burada. Yapılmış ve eser kazandırılmış değil. Üstelik Semavi Eyice gibi bir bu kentli insan ve sanat tarihçisidir. İstanbul'un hafızasıdır. Bizans uzmanıdır. Buralıdır. O ilk böyle 50'lerde makaleler ve şeyler yayınlamasına rağmen burada gördüğünüz her eser gelin bir arkeolojik kazıda bulunmuş değildir. Yol yapımlarında, inşaat yapımlarında yapılmış, köylülerin tarlalarından, insanların bahçelerinden getirip müzeye teslim ettiği eserlerdir. Şurada iki şey daha göstereceğim. Bunlar bile orada mı? Ay Cemal Cem. Kim? Ben mi? Bak bu, Zuhart Hoca. Zuhart Hoca dünyada 45 kişi ne biliyor? Ama biz buraya geldik. Hiç anlatmıyoruz ya geçen. İşte anlatmamız tamam. Şu turşu da orada değil mi? O şimdi daha neler geliyor. Çok güzel eser geçiyor aslında. Evet. Şunları falan hepsini biliyorduk. Şu turşu da orada değil mi? Şurada ateş yakmışlar abi diyelim. Onun layıkın içinde. Geçen yazı yazmış birisi burada. Mezar taşına. Ne diye? Sevgilisinin ismini yazmış kızın. Gelecek. Çocuğum yani burada. Burada olması lazım o. Ben o insanları anlamıyorum. O yazı burada olması lazım abi. Layıkten. Ne yapmışlar? Yazı yazmış birisi. Dönüyor mu Thank you.
sayabiliyor musunuz? Mustafa hocam söylemişti, ben gemi mühendisiyim ve burada tekne yapımcılığı var. Safranbolu'yum aslen. 30 yıldır da burada yaşıyorum ve burada tekne yapımcılığı, mühendisliği falan da birleştirdik. Çok geleneksel bir meslek, çok eski bir meslek burada. Bartın Irmağı kıyısında çok önemli tekne tipleri yaratıldı. Yani sadece yapmak değil, yani sürmenenin takası gibi Bartın'ın çektirmesi var. Yarın kent müzesinde belki tarihle ilgili şeyler göreceksiniz. Bir UNESCO projesinde yer aldım ben. Orada da bu Akdeniz'in ve Karadeniz'in tekne yapım tekniklerini falan konuştuk. Yunanistan'da bir profesör öncülük etti. Onunla beraber sonra biz buraya geldik. Şurada mezar taşları var. Osmanlı mezar taşları. Bakın onların başlıklarından bayanlar belli. Bakın şu gemicinin mezar taşları. Bir çapa ve zinciri var. Orada bir takım komutanlar, ulemadan, mavinden şeyler var. Mezar taşlarında biliniyor onlar. Ben bir tanesini biliyorum. Böyle sarığında bir ağaç dalı olan gemi inşa reis. Yani bu bölgede tekne yapmış. Hani benim de meslektaşım diyebileceği. Yunanistan'dan gelen Kostas'a da bak o da bizden diye gösterdiğim mezar taşıydı. Onu okudum ben. Orada biliyoruz ezberledik Osmanlıca'dan. Mezar taşı dedik. Bu bir Osmanlı meslektaşımız dedik. Sonra geldik böyle yürürken. Bu sefer şu mezar taşını biraz şöyle açalım. Herkes görmeye çalışsın. Gelin böyle. Kostas dedi ki sen onu okudun burada ben okurum. Çünkü bu Grek alfabesi. Biraz açılırsanız görmeye çalışsın herkes. Evet, daha gelebilirsin buraya doğru. Bu da bir mezar taşı. Kostas okudu, biz anladık. Kostas bir şey anlamadı. Alfabe Grek. Ama dil Türkçe. Bilmem. Birkaç ipucu vereceğim size bakın. Eyvah, sınav başladı. Hadi şuradan iki harf verdim. Harf alalım. Bir harf daha verdim hadi. Harf alayım. Bakın alfa, beta, sigma var ya hani Grek alfabesindeki şeyler. Rahmetli. O harfleri mi getirdin? Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi. Bak E, T, İ bunlar var. Bakayım. Bu P'yi de R yaptınız. Rahmetin. Rahmetin devam et. Rahmetin. Şu Y. Bu İ. Bu E. Rahmetin ile Y. İle vefat mı? Hayır. Bu G. Onu yaz. Hadi onu da vereyim. G. Ha bu şey değil mi? Mü mü bu? G, G, değil G, mi? Evet. Şeyde matematikte rahmetin ile geldin. Nereye geldin? Bu ne taşıydı? Mezar taşı. Eski adı kabir. Kabir. Rahmetin ile geldin. Kabrine mi? Geldin kabrin. Nereye yapıştırıyorum hocam? Şu mu? Şu. Şu sigma değil mi şu da? Evet. Tamam. Şu beta. Sigma mı değil mi bu? Beta mı ha? Şu beta bak alttan şey. Beta mı? Başına. Başına. Bu neydi? Şuradan... Rahmetin ile geldin kabrin başına. Hak kabul etsin gitmez duan boşuna. Kostas okudu anlamaz. Kerem-i Mevla yetiştirdi 62 yaşına diye okudu Kostas. Ne demek bu? Hiçbir şey anlamadım. 62 tabii ya. Ferhat'ın bir Amasranet diye web sitesi var. Biz onu burada yazdık. Amasranet. Kostas okudu biz anladık diye. Evet öyleymiş. Evet. Çıkaralım mı hocam? Çıkaralım. Hadi taşta kalmasın. Eyvah. Başka olanlar yazsın. Adi Eser'e yazı yazdılar diye bize. Haberler ettim. Tanımıyor çıkaramadım. Çekin çekin. Bu Karamaniler var. Karaman yöresindeki Türkçe konuşan Hristiyanlar var. Rum değil işte onlar değil mi olduğunu çok bilmiyoruz. Yani Karamanlı sülalesi işte. Ha, Karamanlı falan ama işte Türkçe konuşuyorlar ve şeyler. Hristiyanlar. Gelin şimdi. Ama Grek alfabesiyle yazıyorlar. Tabii Grek alfabesiyle yazıyorlar Türkçe. Gazete basıyorlar. Evet. Evet. Bayağı yaşamış 62 yaşında. Şey Mustafa amcanın yeri abi. En iyi balıkçılardan biri buradaki. En iyi balıkçı.
Evet. Biri değil. Yani ha, biri en iyisi o mu? En iyisi. Ha, evet, tamam. En iyisi. Canlı balıkta ne yiyorsunuz? Aynı. Ha, aynı yer mi? Aynı. Ha, dün gece oradaydık o zaman. Canlı doğru yerde mi? Mustafa amca. Ha, evet, tamam. Öyle değil mi? Cehalet zor ya. Yani. Hop, kaçalım. Gelen var mı? Bu son anları bakın müzede. Dedik ya burada hep buluntular tesadüflere dayalı. Bilimsel arkeolojik kazılar yapılmadı. Bunlar da öyle bulunmuş eserler işte. Şu biraz yıpranmış görünüyor ya, böyle bir su altında kalmış, yatmış, yuvarlanmış. Suyun 2 metre altında. Çakraz diye bir yer var. Umarım görürsünüz orayı da. Gideceğiz 3. gün. Orada ırmağın denizde buluştuğu şöyle bir yerde 2 metre derinlikte bulunan bir şeydi. Müzeye gelmeden önce. Ama müzeye geldi ve orada şimdi Çakraz'da gençlerin öğrenme yeteneğine ket vurmuş olduk. Çünkü bu Çakraz'da delikanlıların anlattığını anlatıyorum. Benim hikayem değil. Biz o 2 metre suya dalıp yüzmeyi öğrenirdik çünkü hanımlar bakmayın. 2 metre derine dalıp hepiniz bunu yaparak öğrendik dediler. Yani tarihi eserler böyle işe de yarıyormuş. Yüzmeyi böyle öğrendik. Demek ki gençlere de bir şey bulabiliriz yani. Bilime yaklaşın. Yaklaşın. Güzel. 2 metre altında liman başkanlığında çalışan Ali söyledi. O günden beri yüzden yok Çakraz'da. Yüzemiyorlar. Öğrenmek için neden yok artık? Yüzmeyi öğrenemiyorlar. Bilemedim. Bunu 10 metre dalmak lazım. Esmen hep oradan çıkıyordu. Çakraz'dan hiç kusam mahzun oradan çıkıyordu. Bu ne be? Biri Latince, biri Grekçe. İki satır daha iyi. Evros. Isparta gibi düşünün baştakini. İstasyon. Avrupa işte. İstanbul'da 1 milyon taşı var ya Sultanahmet'te işte. Evet. Bu da yol taşı, Roma üzerindeki yollardaki taşlardan bir tanesi. Şurada da Semavi Hoca için belediyenin... 50 kere geçtik mi yılmayız? Yılmaz yazmış. Bu da sağken yapıldı konulu. Biz buraya şey geldik, biz etkinliğe geldik. Geçen senede... Geçen sene geldik değil mi? Şeyler yapabiliriz bu değerler için. Semavi Ece'nin çok kıymetli bir arşivi var. Yarısı kadarını Bizans'la ilgili büyük bölümünü Pera Müzesi Kıraç Vakfı aldı. Amasra ile ilgili pek çok dokümanı var. Onlar hep İstanbul'daki evinde. Onları getirip burada ona yakışır bir evde, bir eski eserde bir şeyde koyup bir kütüphane yapabilirsek belki çok kişinin onun izinden buraya gelmesini de sağlarız. Hadi gelin şimdi sularla ilgili bir yola geçiyoruz. Sularınıza gidelim. Ayağını yorganına göre uzak. Hamama giren terler. Bu hafata sözler. Mardin. Aramızda var mı şöyle dediler. Oooo. Bu kadar mı? Tamam. Burası küçük ama. Şu yol boyunca bir Roma hamamı, bir Osmanlı hamamı daha göreceğiz. Onlara uğramayacağız, şöyle bakacağız. Bu da 1700'lerde yapılmış bir aile hamamı ama bu liman şehrine, limana gelen gemicilere hizmet vermek için yapılmış bir şey. Liman şehirlerinde böyle bir yerliklerinde aklansınlar, baklansınlar. Üstelik burası işte tekne bakılan, tamir edilen bir yer. Yani çok aylarca da kalıyorlar burada, bazen kış aylarında.
İki kubbeli küçücük bir hamam burası. Ama bir iki sürprizi var, onları göstereceğim size. Bir tanesi şurada, bakın. Nedir bu? Fırın. Başka ne var orada? Su girişi. Tamam. Su girişi. Ya, ya, ya. Fırının kendisinde bir şey var. Süslemiş, büslemiş bir yonca. Romalı. Onu bir sütün başı yapmış. Ondan epey bir sene sonra kurna olarak. Şuradaki kurnaya da bakın, o da aynısı. Bakın içeride. Evet. Sütün başını kurna olarak. Sütün başının içine oydunuz. Kurna olur. Devşirme taş bunlar. Şurada da iki tane göstereceğim size. Sen düdüyorsun galiba buraları da önce de. Evet, evet. Şurada bir şey var. Şu. Daha küçük ışık tutayım, onu azaltın. Kalyon. Kalyon değil, kürekli bir gemi bu. Hı, evet. Küçücük kürekli bir gemi. Bakın şurada bir tane daha var. Şurada büyük bir tane var, izleyebilirseniz bu arka yelkenin direkleri oradan başlıyor, aynen öyle geliyor. Bu neredeyse bir gemi inşa mühendisinin çizdiği gibi bir şey, neredeyse. Burada bir resim falan mı var? Kazılmışlar da var. Evet, evet. Bir de şurada var. Büyük bir ihtimalle koylardan birinin genel görüntüsü bile olabilir. Mi? Bilmem. Evet. Valla bu ekip çok şey. Evet, olabilir. Yani küçük veya büyük limanın bak, görüntüsü olabilir. Bu da bir olabilir. Gemi. Sonra. Bunlar kıyılardaki yerlerde, mesela Alanya Müzesi'nde çok var. Grafiti, duvar resmi, gemi resimleri. Trabzon'da Ayasofya Müzesi var yukarıda, kilise var bir tane. Onun duvarlarında içinde dışında 60 tane gemi var. Gemiler durguluları tırmanmış böyle. Bu UNESCO projelerinde böyle bir sunanlar, anlatanlar oldu. Bulgaristan ve Romanya, oralarda da çok var. Anlayabildiğiniz şu. Şimdi işte kızım gelin olsun diye böyle çaput bağlama şeyleri vardır ya ağaçlara. Dilek tutmak için. Salimen geri dönsünler diye. Zor denizler, eski denizler, liman yok. Eski tekneler, ahşap tekneler, fırtınalar, sığınacak yer yok. En kötü şey denizde insanları kaybetmek. Salimen geri dönsün diye tutulmuş dilekler bunlar. Gelmiş bir hamamın içinde. Kim çizdi, ne zaman çizdi bilmiyoruz. Hani gelenlerin tuvaletin duvarına yazdığı gibi bir şey mi? Aynen öyle. Yoksa bu daha işte temalı bir resim mi vardı burada? Orada? Hayır, yok. Ha. Yok. Hepsi bunların kazıntı şeyler. Duvar resim, grafiti yani. Belki sonradan kazıntı. Evet, bunlar da yenileri. Sertaçların yenileri. Vah, vah. Burada da 9 taş ortaya bakabiliyor musunuz? Yani yıkanmış, patlanmış, gelmiş olmaz. Evet, dışarıda da varsa insanlar korkmuş şeyler görüyorlar. Arkadaşlar, şu hani Fatih'in gelip anahtarı teslim aldığı Cenovalılar var ya, onlar Bizans'tan aldıkları yetkilerle bu liman şehirlerini yöneten, bir vali ve 100 kadar askerle bunu yapan insanlar. Yani burada Cenovalılar yaşamadılar. Bizden önce, Osmanlı'dan önce Cenovizliler yoktu burada. Üstelik Katolik onlar, yerel halk o dönemde Ortodoks halkla da ilgileri yok. Yani yerel halkla da ilgileri yok. Onlar şu limanda, şu iki limanda ticareti yönetenler sadece. O bu ticaret o dönemin çok önemli bir ticareti. Çünkü bu Karadeniz rotası Kafkasya'dan Avrupa'yı besleyen buğdayın, tereyağın, etin rotası. Bir de kölenin rotası. Kadın erkek kölenin rotası. En önemli ticaret şeyi köle ticareti. O dönemler Bizans'ın ortaları Osmanlı'ya kadar bu limanları Cenovalılar burada yönetiyorlar. Aldıkları yetkiyle. Nereden başlıyordu hocam? Koça. Koça'dan başlıyordu. Çandarlı. İstanbul. Sonra Galata Kulesi, Yoros Kalesi. Yoros Kalesi. Akçakoca. Amasra. Sinop. Aslında devam ediyor Kırım ama bu evet. Gibi bir şey rotası var. Kırım karşıya geçiyor. Evet tabii. Bu Cenovalıların işte biz UNESCO çalışması yaptık. Hocam liderlik etti ona da. İşte bu kaleli şehirleri anlatalım diye. Bu Cenovalılar burada yaşarken, bu ticareti yönetirken,
şu biraz daha bir şey daha söyleyeyim. O buğday çok önemli. O şey çok önemli. Hala vakfı kebir ekmeği beğeniliyorsa o yüzden. Hala Trabzon tereyağı diye bir şey varsa o yüzden. Allah'tan kölelik yok. Ama Amasya'nın şu pansiyonculuğu var ya, onun başlangıcı da bu köle hikayesi. Bizans döneminde, sonra Osmanlı döneminde, yani bir süre buralar getiriyor köleleri, burada saklıyor. Ve burada topluyor. Sonra onları İstanbul'dan gemiyle geçirirse çok vergi verecek. Bazen atla, katırla, arabayla içeriden götürüyor. O hamamların gereği de bu biraz işte yıkanacak, taklanacak hikayesi. Bu Cenovalılar burayı nasıl yönetiyorlar? Bir tane vali atıyorlar. 100 kadar da asker. Gerçekten o kadar. Şu iç limanı, burası burun, mendirek olmasa bile bir ana karanın, yarımadanın koruduğu bir iki şey, koy burası. Bu iki limanı da açık denizde gören bir yerde Roma'nın başladığı, Bizans'ın yaptığı bu kaleyi, surları, şu Cenova Şatosu dediğimiz sadece bu bölümü yaparak yönetiyor. Buradaki şu figürler, şuradakiler İstanbul'da şeyde Galata'da Salı Pazarı'na doğru göreceğiniz bir iki mimaride aynısı var. Cenevizlerin yaptığı bir bina burası. Bizim de Cenova Şatosu dediğimiz bir yer. Bakın şurada bir arma görüyorsunuz. O biraz değişik. Genellikle şöyle oluyor şu soldaki gibi. Ortada ve üstte. Burası özel bir bina olduğu için üstte bir tane daha koymuş. Şu üçlü armanın ortasındaki Cenova arması. Bize göre soldaki Cenova'daki iktidar ailenin arması. Sağdaki de burayı yöneten ailenin arması. Alttaki süslü ne biliyor musunuz o taş? O aslında bir Roma. Yani Cenova onu oraya koyar diye almış koymuş oraya. Tamam gibi. Bakın şurada sağdaki armayı kazıyıp boşaltmışlar. Sonra belki kendi armasını koyacak. Bir öncekini. Geldiğimiz yol üzerinde de kazınmış bir arma vardı. Burada bu kale duvarları üzerinde ve müzede bulunan pek çok arma var. İstanbul'da bir tane olduğunu söylüyor Semaviyece. Galata'da Perşem Pazarı'nın arkasında surlarda yerinde duran arma diyelim. Hani gene müzelere kaldırılmış vardır. Burada 70-80 tane var gibi. Hayır, daha az. 180 sene Cenovalılar burayı yönetiyorlar. Bir tanesi de bu aile, bakın. Abi. Şimdi size bir bilmece soracağım. Gene bir dondurma vaat edeceğim ama bu ekip çabuk bilecek bunu hocam ya. Yemeyiz, hadi sorun. Tamam, ya da baklava koy o zaman. Dondurma bilmesi de yiyelim. Olsun hadi. Sağdaki armayı sonra bir şekilde bana keşfedip anlatacaksınız, olur mu? Soru yok. Bir yerde göreceğiz. Şeyde sağdaki vardı, armayı. Şurada vardı. Formalarda var. Üç formada var. Abi işte bu kadar ya. Formada işte burada. Abi ben onu her yere koydum. Süpersin ya. İşte bu ekip böyle olunca olmuyor bu hocam ya. Ben hep bunu yapıyordum. Daha yol boyu gidiyorduk. Ya bir çöp kutusunda ya bir böyle bir yangın ortamında keşfediyorlardı. Hatta ben bazen şapka giyiyordum. Belediye armalı. Nasıl balık? Yine mi bilemiyor? Kuş. Zor oluyor. Peki bu nedir? Bu nedir? Evet. Ha, bu nedir? Nedir? Bir de o var. Bir ailenin arması bu. Balık ne yaptın? Üç tane tavuk kuşu gibi bir şey mi? Bizimkindeki balık, oradakinde ağacın kökü. Evet. Ağacın kökü. Bu aile sizce hala kökleri var mıdır Cenova'da, yaşıyor mudur? 600 sene geçmişi var. Bence yaşıyordur. Yani. Vallahi gelip bu belediye görürlerse bizim bura derler yani. 7 kuşak, 8 kuşak. Hadi gidelim. Bu şehirde biraz bir resmi tarih. Hangi aileydi? Ailenin ismi? Onu da alacaksın hocam onu. Malespina ailesi. Malespina. Malespina. Hadi Cenova'ya gidelim. Bunu fark ettiniz mi yarımadanın devamında? Köprüyle geçilen bir ada var. Bütün bu kale duvarları Roma'da başlayıp Bizans'ta toparlanmış bir kale. Hep şu soruyla karşılaşıyoruz ya, kalenin içinde ev mi olur diye. Var mı öyle bir soru sizde de? Var, evet, gördük. Var. Pansiyon vardı sanki. Yani gibi. Kalenin içinde ev olur mu canım? Yani olmamalı. Yok, direkt olmamalı, o Cenevizlerin çünkü şatosunun içinde vardı biraz. Ama mecburlar. Yani zaten o ana karadan kaçmak için kaleye sığınmışlar. Bu kale onlar için öyle yapılmış. Ha, zamanda ev olması normal. Bazı şimdi yerlerde normal böyle bir surları, korunma surları falan oluyor. Oralarda olmuyor. Zaten arkada oluyor. Onun için böyle bir sadece bizim evler kaleyi kapatıyorlar. Maalesef bizim evlerin yapısı, boyutu
dibine girmesi yüzünden biz bu şehri lala lala çeşme cihan bu mu ola diyordu ya bizim Fatih. Şimdi görse kahrolur. Lala lala kahrolur. İmar talanı bu mu olacak herhalde? Yani. Hiçbir söyleyecek bir şey yok. Bu köprünün adı ne olabilir sizce? Kemene. Ne? Boğaz Köprüsü. Neydi kapının? Bir gözden oluşan bir kemerli köprü bu. Her yerde kemer köprü. Burada kemere köprü. Kemere köprü. Çünkü kemere gemilerin güvertesini taşıyan kirişlerin adı kemere. Evet. İşte bu küçük liman kıyısı da tekne yapılan, tekne donatılan yer. Şurada bir iki ahşap ev göreceksiniz. Onlar kaptan evleri. Burası kışlama limanı. Karadeniz'de az bulunur böyle liman. Yok. Sinop'ta var, bir Gidros diye küçük yer var, bir Hamsanus var. Yok. Onun için zor deniz Karadeniz. Liman yok. Ege'de limandan çıksanız bir limanın içinde bir şeyin içinde bulursunuz. Yani açık denize çıkamazsınız. Biz de çıktık mı üstümüze geliyor deniz. Onun için burası bir korunaklı liman. Üstelik de arkasında Küre Dağları var. Köroğlu Dağları var. Oranın tekne yapımına uygun ağaçları var. Onlarla tekne yapmışlar, kullanmışlar, ticaretini yaptırmışlar, yüzdürmüşler. Şu arkadaki köyün adı Gömü. Gömü, Kömü, Gaf'la yazılan. Osmanlıca'da ön direkteki gemici demek. Gemiciler köyü. Bugün en son nereden geçtiniz Amasra'ya gelmeden? Hocam? Makaracı köyü. Demirci köyü, Kalafatçı köyü. Kalafat da böyle teknenin dışını, böyle tahtaların arasını katranlı pamukla sık. Yani çevredeki bütün köyler tekne yapımının yan sanayidir. Onun için köprüsü de Kemere Köprü. Etrafı da öyle. Bu mahallenin adı da Sormagir Mahallesi. Şimdi Boztepe Mahallesi. Yeni adı Sormagir Mahallesi. O da güzel. Evet, yani? İki tane hikaye var. Bu son anlatışım. Burada bitiriyoruz. Bir resmi tarih, bir de gerçek tarih var. Hangisini anlatayım? Hepsini. İkisini de. Resmi yalandır. Ne yalan olsun canım. Fatih gelmiş ya. Burayı almış ya. Burayı alırken Cenevay'da yazışmalar, şunlar bunlar, bir savaş falan olmuyor. Yani 70-100 kişi zaten. Ama görünmedikçe de bırakmıyorlar. Yani Trabzon'a giden Mahmut Paşa gemilerle gelmese vermeyecekler. Almışlar yetkiyi. Sonra diyorlar ki kan dökmeyelim burada. Zaten aslınız, verin anahtarı, alıyor Fatih. İşte burada bir ara diyor ki paşalardan biri, sultanım bir yer daha var, köprüyle geçilen bir ada daha varmış diyor. Sormayın, girin diyor o da. Sorma gir orada. İstanbul'da Cihangir'de işte o kadar. Sokak vardı. Efendim burası bir liman şehri. Bu şehrin kıyısında hamamlar, şeyler var. Böyle pansiyonlar ya. Başka şeyler de buradayım efendim. Evet arkadaşlar, merhabalar. Merhaba. Videodan merhaba. Evet. Nasılsın şu an? Evet. Doğal mı davranayım? Doğal davranın. Hakkı Bey merhaba. Çok doğal oldu ya. Merhaba kardeşim. Şöyle bir fotoğraf. Geliyorum abi. Sen kimsin? Fotoğraf almıyoruz. Fakına bir peri peri. Gidiyor mu? Çadır yıkılacak. Ne çadıra? Oo, merhabalar. Merhaba. Afiyet olsun. Oo, Zeki abim buradaymış. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi abi, siz nasılsınız? Bizler çok iyiyiz. Festivalde yemeğe geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz abi. Sen nereden geldin? Abi ben Muğla'dan geldim. Yatağımda Zeki abiyle tanıştım. O davet etti. Yolda mı tanıştınız kardeşim? Evet abi. Kamyon durunca yatağımda önümü kestiler. Zeki abine adın su, Türkiye'de adım atamazsın. Evet, 6. Bisiklet Festivali 1. akşamı. Turumuz bitti. Keyif zamanı. Koçalarda meleme, yar gözlüktü meleme. Koçalarda meleme. Evet, çadırlarımız. Yeni duyun.
Evet, ateşimiz deniyor. Yanmazsa sahildeyiz. Gözlerin sürmeleme, ben sana yandım gelir, ya da varlı gelir. Nasihat hep yolunda, öldürdün beni gelir. Ben sana yandım gelir, ya da varlı gelir. Nasihat hep yolunda, Yollayamadım, bu yâre mektup yazdım, yollayamadım.
ben içtim. Çayıncı ben içtim. Çayıncı ben içtim. Evvel aldım başım var. Ben varsız yâre içtim. Hayırsız yâre içtim. Evvel aldım başım var. Ben varsız yâre içtim. Hayırsız yâre içtim. Hayla bir durdu, ahım selek durdu, ahım selek durdu. Kaçınan gelin bir gel, seni yürekten vurdu, seni yürekten vurdu. Kaçınan gelin bir gel, seni yürekten vurdu, seni yürekten vurdu. Yar yar yar, kolumda ben yar, ne sana hayran. Yoğurt koydum dolaba ellere vay. Yoğurt koydum dolaba ellere vay. Bugün başka. Yakalamışım saçlarından baharı.